Sevgili öğrenciler, merhaba. Bugün sizlerle sosyal hayat dersimizden yönler konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi yönler gündelik yaşamımızda önemlidir. Evimizin yerini tarif ederken, iş yerimizi, mahallemizi, köyümüzü tarif ederken yönlerden yararlanırız. Nedir yön? Ve yönleri bulmak neden önemlidir? Yön, bir yerin bilinen başka bir yere göre konumunu belirler. Evimizi, mahallemizi ya da iş yerimizi bir başkasına tarif ederken yönlerden faydalanabiliriz. Yönlerini öğrenemeyen kişiler kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Yön nedir o halde? Yön, herhangi bir yerin bilinen başka yerlere göre nerede olduğunu belirtir. Yönlerin belirlenmesinde güneşin doğuşu ve batışı dikkate alınır. Yönler temel olarak ikiye ayrılır. Ana yönler ve ara yönler. Ana yönlerimiz doğu, batı, kuzey ve güney. Yönlerin adları güneşe göre belirlenmiştir. Güneşin doğduğu yere doğu, battığı yere batı denir. Diğer yönler de buna göre belirlenir. Kollarımızı iki yana açtığımızda, yani sağ kolumuzu doğu, sol kolumuzu da batı yönüne açtığımızda, yüzümüzün dönük olduğu taraf kuzey, arkamızın dönük olduğu taraf güney yönlerini gösterir. Ara yönler kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatı. Rüzgar günümüzde de görüldüğü gibi kuzey ile batı yönleri arasında kalan bölgeye kuzeybatı, kuzey ile doğu yönleri arasında kalan bölgeye kuzeydoğu, güney ile doğu yönleri arasında kalan bölgeye güneydoğu, güney ile batı yönleri arasında kalan bölgeye de güneybatı olarak adlandırıyoruz. Yönlerimiz ülkemizin üzerinde gösterimi Türkiye haritası üzerinde görüldüğü gibi kuzey yönünde boydan boya Karadeniz'i, batı yönünde Ege Denizi'ni, güney yönünde Akdeniz'i ve komşularımız Suriye, Irak gibi ülkeleri, doğu yönünde ise Gürcistan, İran ve Ermenistan gibi komşu ülkeleri görmekteyiz. Yönleri bulmada pusuladan yararlanıyoruz. Yönler en kolay pusula ile bulunur. Pusulanın renkli ucu her zaman kuzey yönünü gösterir. Pusula ile doğru bir ölçüm yapmak için pusula düz bir zemine konulmalı ve çevresinde mıknatıs bulunmalıdır. Pusuladaki N harfinin bulunduğu yer kuzey yönünü, S harfinin bulunduğu yer güney yönünü, W harfinin bulunduğu yer batı, E harfi de doğu yönünü ifade eder. Ayrıca günlük yaşamımızda doğadaki bazı olaylardan yararlanarak da yönümüzü buluruz. Kuzey yıldızı gibi ağaçların ve taşların kuzey yönlerinin yosun bağlaması gibi olaylardan yararlanarak da doğada yönümüzü bulmaya çalışırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. İyi günler.